Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İdris Can. Bugünkü videomun konusunda iOS 17.1 beta 3 güncellemesinden bahsetmek istiyorum. Bu güncelleme az önce geldi. Ben de telefonuma kurdum ve bunu indirdim ve sizlerle birlikte neler değişti? Sorunlar çözüldü mü? Bunları hep birlikte bakacağız. Hazırsanız videoya geçebiliriz. Güncellememizin boyutu 641.6 MB. Bunu ben kurduktan sonra detaylarına bakacağım. Evet dostlarım, güncellemeyi kurdum. Buradan bir gelin bakalım, genele girelim ve buradan yazılım güncelleme tıklayalım. Bakın burada 17.1 güncel gözüküyor. Yukarıda hakkında giriyorum. iOS sürümüne tıkladım ve iOS 17.1 21B5066A sürümüyle karşılaşıyoruz. Şimdi developer.apple.com sitesine girdiğimizde de burada neler değişmiş onları görebiliriz. Şimdi tek tek bakalım neler değişmiş. Şimdi kamerada bilinen bazı sorunlar varmış. Örneğin iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'da sinematik modda tekrar sinematik modu açtığınızda veya sinematik modda ön ve arka böyle geçişler yaptığınızda donmalar yaşanabiliyormuş. Ayrıca düzeltilen de bir şey var. WatchOS 10.1 çalıştıran bir Apple Watch, iOS 17.0 yüklü bir iPhone ile eşleştirildiğinde artan güç tüketimi oluşabiliyormuş. Bu da düzeltilmiş. Düzeltilen de başka bir şey var. Widget'larda bazı problemler vardı. Örneğin bir MacBook'unuz var. Orada bir Widget var. Widget'ta bazı şeyler görünmüyordu. Yani boş gözüküyordu. Bu güncelleme ile de boş gözüken Widget'larda tekrardan eski haline gelmiş olacaktır. Bir diğer sorunlar ise cüzdan ve Apple Pay ile ilgili. Beta 3 piyasaya sürüldüğünde iOS 10.1 Beta 1 ve 2'deki kullanıcılar için cüzdan çökebilir diyor. Bu da ilginç bir şey. Bunun çözümü de iOS 17.1 Beta 3'ü yüklemek olacaktır. Bir kart ve banka hesabı arasındaki bağlantı beklenmedik bir şekilde iptal edilebilir. Geçici çözüm ise bağlantınızı güncelleyin, onarım akışındaki talimatları izleyin demişler. En önemli güncelleme konusu da Fransa'daki iPhone 12 problemi. Geçtiğimiz haftalarda SAR testine tutulmuştu ve iPhone 12 Fransa'da yasaklanacaktı. Bu güncelleme diyor ki Fransa'daki kullanıcılar için iPhone 12'yi spesifik emilim oranı yani SAR testi için bir test protokolü barındıracak şekilde güncellenir. Apple'ın kendi sitesinde güncelleme ile ilgili detayları bu şekilde öğrendik. İlerleyen günlerde de kendim böyle bir fark olduğu zaman da yine size yazacağım. Telegram grubumuzda oradan da bakabilirsiniz. Instagram'da da güncel teknoloji ipuçları paylaşıyorum. Beni oradan da takip ederseniz sevinirim. Bir başka böyle iOS güncellemesinde görüşmek üzere de kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.